Buraya uçak mı düştü, meteor mu düştü? İzmir ve Manisa'ya meteor düştü iddiaları üzerine sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla işin aslı araştırılmaya başlandı. Amatör kameralar tarafından kaydedilen meteor düşme görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sazlık alanda yangın çıkmasına neden olduğu iddia edilen göktaşı düşme olayının ardından Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ege bölgesinde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı. Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini, bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi. Muhtemelen 1,5-2 saat evvel köyümüzde otururken böyle şimşek çakar gibi ışık gördük. Dedik ya bu havada şimşek çakılmaz, her taraf yıldızlık. Ondan sonra arkasından telefon ihbarları geldi. Ateş var, ateş var, yangın var, yangın var. Bindim arabama, yola çıktım. Baktım ki burada gölün kenarında bir ateş var. Ağaçlıktı, olduğu yerler zeytinlikti, yanmasın diye itfaiye haber verdim. İtfaiye gelirken ben önden yürüdüm geldim. 2-3 arkadaş da benimle beraber geldi. Geldiğimizde gölün kenarındaki çok geniş bir alan ve 40-50 dönüm bir alan cayır cayır yanıyordu, ateşi yanıyordu. İtfaiyeyle geldi, sönderdik. Ama buraya bir cisim düştü. Yani düştüse bilmiyoruz. Meteor mu, göktaşı mı? Yani bilmiyoruz. Bu yangının insan eliyle çıkma ihtimali var mı şu ortamda? Şu saatte, şu saati sıfır yani. Kimsenin işine yarayan bir yer değil yani. Hiçbir gölün, kuşların barındığı, hayvanların barındığı bir yer yani. Sazlık, ormanlık bir yer. İnsan eliyle bir yangın çıkma ihtimali yok. Şu gördükten 3 dakika sonra, 2 dakika sonra ihbarlar gelmeye başladı. Bana muhtar olarak ihbarlama geldi. Ben de koşturarak hemen bindim arabaya, yola çıktım. Geldim ki büyük bir yangın var. 50 dönüm gibi, 40-50 dönüm gibi arasında bir dekarda ateş yandı. Yangın sazlığın orta yerinden çıkmış, dağılarak, sağına soluna, etrafına dağılarak yanan bir yangındı yani. Bizim gördüğümüz o. Yani sazlığın orta yerine düşmüş bir ateş yani, öyle yani. Çıkan ateş öyle. Böyle sağa sola, ileriye geriye genişleyen bir ateş yani. Orta yerden sağa sola genişleyen bir ateş. Bu ışığı çevre köylerden de kemer damları, ondan sonra Payraz damları, Yağbasan, Karasavcı, burada Yeniköy gibi yerlerden arkadaşlar da telefon etti. Işığın gördü. Hatta yanımıza da geldiler. Bu ışık nedir diye. Onlar da merak edip gelmişler yani. 10 kilometre yerden, 15 kilometre, 20 kilometre yerden gelen arkadaşlarımız vardı. Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy mahallesinden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bomba gibi. Düşünce kadın ortalığı alev yapmış.